Erotik Yayınları Sait Gürsoy'la Başarıya Doğru'yu sunar. Mutlu günler. Eğitimin merkezine bugün bir kez daha hoş geldiniz sevgili izleyiciler, değerli konuklar. Bugün Ankara'ya gideceğiz ve Ankara'da hakikaten altyapısı son derece kuvvetli olan bir üniversitenin, bir fakültesinin bölümlerini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Ancak ilk programda da bugün belirttim. İstanbul, Ankara, İzmir, Antep, Konya, Antalya ve bununla birlikte Samsun, Devlet Üniversitesi, Ordu, Trabzon, Türkiye'nin her tarafındaki kampüslerden bilgiler alıyor arkadaşlar. Artık üniversite adayları ellerinde kağıt, kitap, bölümler öğrenmek için, tercihler için oraya koşturuyorlar. Ancak biraz evvel yayına girmeden önce ÖSYM'nin web sayfasına girdim. Halen şu var, hani ağırlıklı orta öğretim, başarı puanına orta öğretim döndü ya, halen buna göre yeniden 2012 tercihler kılavuzu düzenlenecek. Vallahi gençler daha akıllı. Eski kılavuzdaki sıralamaları alıp götürüyorlar. Düzenleme bugün de olmadı. Yarın olur mu? İnşallah yarın olur da insanın işi biraz daha rahat eder diyorum. Efendim konuklarım Ankara'dan Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Oya Batum Menteşe ve yine aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi'nin mütercim tercümanlık bölümü başkanı ve ayrıca Sayın Menteşe'nin de öğrencisiymiş, dışarıda bunu öğrendik. Ne kadar güzeldi. Öğretmen, öğrenci bir arada bizimle birlikte. Profesör Doktor Sayın Berin Aksoy, hoş geldiniz değerli konuklar. Hoş bulduk. Sayın Menteşe, tabii burada çok önemli bir konu var. Günümüzde artık üniversiteler gerek devlet gerek vakıf olsun açılırken daha önceki Fen Edebiyat Fakültesi zorunluluğu kaldırıldı. Bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum ama çok kısa tabii, lütfen söyleyin. Ama burada evet, daha da önemlisi, üniversitenizde Fen Edebiyat Fakültesi var. Bir üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi ne artılar getirir? Bence üniversitenin temeli bu fakülte. Çok doğru. Çok büyük bir talihsizlik bunun zorunluluğun kaldırılması. Ben gerekçeleri elime geçirmiştim vaktiyle. İki gerekçe vardı. Bir tanesi Fen Edebiyat mezunları öğretmen olamıyor. İkincisi servis derslerini gerektiği gibi vermiyor. Bu çok yanlış bir değerlendirme. Fen Edebiyat Fakültesi'nde servis dersi vermek zorundadır. Veriyor. Ne de öğretmen olmak evet, zorundadır. Temel bilimler fakültesidir. Öğretileri kuramsal ve spekülatiftir. Araştırmaya yöneliktir. Analiz senteze yöneliktir. Bilim evet, adamı yetiştirir temelde. Fakat bizim ülkemizde meslek sahibi olmak zorunluluğu olduğu için bu alandaki mezunların meslekte de bir takım şeyler yapabilmesi için belli istihdam olanaklarının tanınması ve ünvan verilmesi gerekiyordu. Maalesef ünvanları ellerinden alındı. İstihdam olanakları daraltıldı. Çoğu zaman öğretmenlik hakları kısıtlandı evet, ve eğitim fakülteleri ne yazık ki temel bilimler fakültesi olmak yolunda ilerliyorlar. Bu büyük bir talihsizliktir. Evet. Bu benim tamamen şahsi görüşümdür. Temel bilimler fakülteleri bölümleri alanları çok kuvvetlidir. Bilimsel araştırmaya yöneliktir. Bugün mesela bir fizik bölümü olmasaydı CERN olayı olur muydu dünyada? Olmazdı. Ama bizde fizik bölümlerinin kapatılması söz konusu oluyor zaman zaman. Bu çok büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Tabii ben hemen burada konuyu değiştireceğim ama çok şey altını çizerek söylüyorum. Efendim fizik bölümü mezunları öğretmen olamıyorlar. Olamayınca da istihdam düşük oluyor. O yüzden olmuyor cümlesi kullanıyor ama madalyonun diğer yüzüne bakmıyorlar. Ama biz gelin Fen Edebiyat Fakültesi'nden çıkalım. Atılım Üniversitesi içerisine girelim. Siz tabii belirli bir trendle yukarıya doğru yükseliyorsunuz. Evet. Kuruluştan bugüne kadar geldiğiniz yolculuğu ve bize tabii ki. Atılım Üniversitesi Ankara'nın İncek semtindedir. Biliyorsunuz İncek semtinde yükselen değerler arasında 15 yıl oldu kuruluşumuzdan bu yana. Biz 3700 metrekarelik dar bir fiziksel alandan bugün 120 bin metrekarelik kapalı alana geçtik. Kampüsümüz gerçekten kusursuz oldu. Bunu büyük bir gururla söylüyorum. Tamamen bütün altyapımızı, binalarımızı tamamladık. Evet. En son kütüphanemizi bitirmek üzereyiz. Kütüphanemiz de Türkiye'nin üçüncü büyük kütüphanesi oluyor ve bütün elektronik iç yapısı mükemmel bir kütüphane oluyor. Kampüsümüzün ayrıca yeşil alanları, çiçekleri,
amfiteyatrosu, fakülte binaları, havuzu gerçekten görmeye değer çok güzel bir fakülte, bir kampüstür. Tabii o kampüsü sorduğunuz zaman ilk sorulan şeylerden bir tanesi de barınak ve ulaşım. Ulaşım şehir merkezinden otobüslerimiz var. Ayrıca artık İncek'e dolmuş ve otobüsler de geliyor. İki yurdumuz var şehrin en merkezi yerinde. Bir kız, bir erkek. Bir de kampüsümüzün etrafında küçük küçük villalar yapıldı. Bu villalarda öğrenciler çok cüzi bir rakama kiralayabiliyorlar. Onun için barınak sorunumuz yok. Ulaşımda otobüsler dolmuş vesaire. Bizim 5 fakültemiz var. Siz biliyorsunuz bunu zaten ama çok çabuk söyleyeyim. Lütfen. Evet, Fen Edebiyat, Mühendislik, İşletme, Güzel Sanatlar, Hukuk, bir yüksek okulumuz var. 2 uzaktan eğitim programımız var. 2 enstitümüz var. Sosyal Bilimler Enstitümüz şehirdedir. 100 kadar master, yüksek lisans programımız, 5 tane doktora programımız var. Bence bizim fakültemizin en güçlü yanlarından bir tanesi öğrencilerle hocaların çok güzel bir akademik ortam yaratmış olmaları. Şimdi biliyorsunuz biz bir araştırma yaptık. Veliler ve işverenlerle ayrı ayrı araştırma yaptık. İşverenin talepleriyle velinin talepleri çok farklı. İşveren diyor ki bana sadece mesleğinde iyi birini getirme. Bana kafa yapısı gelişmiş, kültürel birikimi olan, felsefik bir düşünceye sahip öğrenci getirin, ben onları meslekte yerleştiririm, yetiştiririm. Evet. Halbuki ebeveyn diyor ki hayır, bana önce meslek lazım. Şimdi biz öyle bir şey oluşturduk ki fakültemizde, bir ortam oluşturduk ki her üniversitemizde, her fakültenin en az 2 tane konferans salonu vardır. Ve bütün yıl boyunca bunlar doludur. Öğrenci kulüpleri durmadan faaliyet yaparlar. Hocalar, fakülteler, dekanlıklar, hepsi. Çok ilginç, mesela bizim Geleceğin Liderleri diye bir grubumuz var. Evet. Onlar bu sene her partiden bir kişi çağırıp onların fikirlerini dinlediler ve hiç kavgasız, gürültüsüz, yumurta atmaksızın çok güzel bir ortamda, ben çok demokratik ve akademik bir ortam olduğuna inanıyorum üniversitemizde. Peki buradan tabii şimdi şöyle Sayın Aksoy'a ben sözü vermek istiyorum. Tabii burada üniversiteden önemli noktaların bir de burslar geçerli. Evet. Burslarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, burslarımız üniversitemizde öğrencilerimizin, halen okuyan öğrencilerimizin %32'si burslu öğrenci. Hı hı. Bizim de öğrencilerimiz diğer üniversitelerde de olduğu gibi tabii ki çeşitli kademelerde burs alıyorlar. Hı hı. Bunlardan bir tanesi ÖSS ya da LYS dediğimiz burs türü. Evet. Bunlar öğrenciler bir sene hazırlık artı 8 ara yıl ya da 4 yıl boyunca lisans eğitimleri boyunca hiçbir şekilde kesilmeyen, evet, bursları alıyorlar. Bunun arkasından üstün başarı bursu var. Üstün başarı bursu da çeşitli puan türlerine göre ilk 1000 ile 15.000 arasında sıralamada üniversitemize giren öğrencilere çeşitli ekonomik maaş gibi verilen burs, evet, artı kitap yardımıdır. Evet. Diğer bir çeşit bursumuz tercih bursudur. İlk beş, gene ücretli olarak girip ilk 5'te üniversitemizi tercih eden öğrencilere gene ekonomik bir burs veriliyor. Nakdi, evet, burs veriyoruz. Teşvik bursumuz var. Bu meslek lisesi mezunu olan öğrencilere ve ücretli giren, burssuz giren öğrencilerin ücretlerinin %25'i muaf, evet, ödemiyorlar. Bu da meslek lisesi için bizim üniversitemizde geliştirilen çok güzel bir burs programı. Başarı bursumuz var. Gene ücretli olarak giren öğrenciler akademik ortalamalarını 3 ve 4 arasında sağladıkları sürece çeşitli kademelerde burs alabiliyorlar. %33 ile başlıyor, %100'e kadar çıkıyor bu. Spor bursumuz var. Atılım Üniversitesi'ni çeşitli spor faaliyetlerinde temsil eden öğrenciler gene %100, %50, %25, %10 gibi dilimler içinde burs alabiliyorlar. Tabii burada en önemli burslarınızdan bir tanesi de benim araştırmacı arkadaşım bana iletti ki bunu görünce tüylerim diken diken oluyor ve sizin mütevellit başkanınızdan en, evet, alt çalışarak kutluyorum. Şehit çocuklarına olan bir burs. Evet. Bu ülke için çok önemli. Teşekkür. Bunun için bir eğitimci olarak bir kez daha size teşekkür ediyorum. Sayın Menteşe'ye gelelim. Fen Edebiyat Fakültesi'ne.
siz buranın dekanısınız. Evet. Ben fazla sormayayım. Hadi kapıdan içeri girelim. Evet. Edebiyat Fakültesi ne bölümler var, öğretim mi, şartları nedir, altyapılar nasıl? Ama daha sonra bölümlere gireceğiz. Orada da zaten bunları bölüm bölüm komplike anlatmaya çalışacağız. Evet. Buyurun. Bizim en eski fakültelerimizden bir tanesi 15 yıl oldu. İlk önce İngiliz Dili Edebiyatı bölümüyle açıldı. Sonra mütercim, tercümanlık, psikoloji, matematik sırasıyla bu bölümlerimizi de açtık. Üniversitemizde İngilizce eğitim veren, tümüyle, tüm bölümleriyle İngilizce eğitim veren tek fakültemizdir. Diğer fakültelerde İngilizce ve Türkçe karışık olabiliyor. İngilizce eğitim veriyor. İngilizce eğitim veriyor, evet. Hoca kadromuz, akademik kadromuz fevkalade kuvvetlidir. Size bir örnek vereyim. Mesela lütfen. Matematik bölümümüzde 3 profesör, 4 doçent, 7 yardımcı doçent, 4-5 doktoralı öğretim görevlisi. Mesela İngiliz Dili Edebiyatı'nda 3 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi. Bu minval üzere gidiyor. Mesela psikolojide çok değerli profesör Umur Talaslı var ki 5 kere filan Parlar ödülü kazanmıştır. ODTÜ'de en iyi hoca ödülü kazanmıştır. Akademik kadromuz fevkalade. Bizim bu bölümlerimizde ayrıca 2 yüksek lisans, 1 doktora programımız var. Üniversitedeki 5 doktora programından bir tanesi bizde İngiliz Dili Edebiyatı'nda. Evet. Laboratuvarlarımız, Verin de bahsedecek, mütercim tercümanın simultane laboratuvarı. Onları kendi bölümlerine söyleyeyim sen hocam. Hani vakit kazanın diye. Evet. Tabii diğer her üniversitede olduğu gibi bu bölümlerde okuyanların yan dal, çift ana dal yapma imkanları var. İngilizce yanı sıra ikinci dil, üçüncü dil. Hocam bakın hemen bir uyarı geldi yönetmenden. Evet. Diyor ki sorulardan bir tane soru. Erasmus değişimler tabii, var mı var, diyor. Var, sektör tabii. İlişkileri var mı diyor. Bak genelde söylüyor. Evet, Erasmus değişimleri var. İngiliz Dili Edebiyatı'nın Amerika'da bir üniversiteyle çift diploma programı var. Hepsinin Erasmus staj olanağımız var bizim tercümanlar. Onlara birini söyleyeceksiniz hocam. Onu da söyleyeceğiz. Evet. Bizim fakültemiz en çok proje alan ve en çok SCE kapsamında, Social Sciences Index kapsamında yayını olan, mesela matematik bölümünün yılda 25 yayını falan var. Bu çok büyük bir rakam. Mütercim tercümanlıktan, İngiliz Dili Edebiyatı, psikolojiden ve özellikle psikolojinin projeleri çok fazla. Mesela tek Avrupa Birliği projemiz bizim Berin Hanım'ın bölümünde. Evet. Onun için akademik kalitesi çok yüksek. Şimdi hocam süre çok kısaldı. Tabii. Bir 5 dakikalık bir süre kalmış. Çünkü hemen olaya girmek istiyorum. Siz lütfen İngiliz Dili ve Edebiyatı ve mütercim tercümanı şöyle kısaca hemen anlatın. Tabii. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüz öncelikle hocamızın da dediği gibi 3 profesörü, 1 doçenti, 2 yardımcı doçentiyle son derece güçlü bir akademik kadroya sahip. Ayrıca bir yabancı dili, kültürü ve edebiyatıyla en iyi şekilde öğrenciye öğretme amacında ve bunu uygulamakta. Gerçek üniversite eğitiminde kazanılması gereken analiz ve sentez yeteneğini öğrencilerimiz edebiyat metinlerini ve o edebiyatı oluşturan kültürü, ülkeyle ilgili bilgiler çerçevesinde de çalışıp kazanarak, yani edebiyatın sorgulayıcı ve bütünleştirici dünyası içinde donanımlı olarak yetişiyor. Öğretmen olmalarına dahi gerek kalmadan işe girebilme olanağı çok, çünkü yabancı dili kültür ve edebiyat kapsamında güzel öğreniyorlar. Ve yabancı dili okuyarak, yazarak, üreterek aynı zamanda öğreniyorlar. Çok çeşitli çalışma olanakları var İngiliz Dili Edebiyatı bölümünün. Edebi çevirmenlik yapabilir, yayıncılık yapabilir. Efendim, İngilizce bilen eleman arayan herhangi bir kurumda dil bilen eleman olarak çalışabilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün çift ana dal olanağı var. Mütercim tercümanlık bölümünde. Evet, ve uluslararası ilişkiler ve turizm bölümleriyle. Ayrıca İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin zorunlu olarak ikinci dili almaları gerekiyor. Bunlar İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüyle ilgili öne çıkan hususlar. Evet, mütercim tercümanlık evet bölümüne geldiğimiz zaman, mütercim tercümanlık bölümü de gene Bologna süreci içinde tam istihdam edilebilirlik hedefi doğrultusunda programı Avrupa Birliği üniversiteleriyle uyumlaşmış, akredite olmuş bir program. Bu programın akreditasyonu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen Optimale projesinin tek üyesi olmamız ülkemizde ve ülkemizi ve diğer üniversiteleri de bu bağlamda temsil ediyor olmamız. Dolayısıyla gene bu Avrupa Birliği projesinin bir gerekliliği ve bütün Avrupa ve dünyada mütercim tercümanlık eğitiminin gerekliliği olan %25 akademik kadro profesyonellerden oluşmakta. Mesela bizim sözlü çeviri dersimizi Birleşik Konferans Tercümanları Derneği'nin kurucusu, Türkiye'nin ilk konferans çevirmeni ve TRT'nin canlı yayın
çevirmenin Dilek Önay tarafından verilmekte. Gene bölümümüzde tıp çevirisi dersine Başkan Obama'nın Türkiye'deki çevirmeni Doktor Şule Girmen tarafından verilmekte. Kendisi aynı zamanda Türkiye'nin tek tıp çevirmeni, ilk tıp çevirmenidir. Mütercim tercümanlık bölümümüzde meslek eğitimini gerektirdiği tüm laboratuvar ve bilgisayar donanımları mevcut. Staj zorunlu, böylece profesyonel yaşamlı olan ilişkileri sağlanıyor öğrencilerimizin. Çift anadal olanağı gene. Gene ikinci yabancı dili zorunlu olarak öğrenme gerekliliği var. Meslekten gelen uzmanları ders vermesinin dışında staj ve seminerlerle de meslek yaşamına hazırlanmaları. Sayın Menteşe, hemen şuraya geçelim. Psikoloji ve matematik. Evet, psikoloji bölümünün özelliği eğitimin İngilizce olması. Biz her sene öğrencilere anketler yapıyoruz. Bu önde gelen değer olarak görülüyor. Yani psikoloji eğitiminin İngilizce olması. Bunun sebebi de yayınların büyük bir kısmı İngilizce. Türkçe yayınlar çok az. Bütün derslerde temel psikoloji dersleri veriliyor. Bizim fakültemizin şöyle bir özelliği var. Bizim fakültemizde temel derslerin yanı sıra 3. ve 4. sınıfta seçmeli dersler var. Aynı şey matematikte ve psikolojide var. Şimdi psikolojideki temel derslerden sonra seçmeli dersler öyle ayarlanıyor ki mezun olan öğrenci bu alanda ihtisas sahibi olarak mezun olunuyor. Mesela klinik gelişim grubu, eğer onu seçerseniz klinikçi gelişimci olarak mezun oluyorsunuz. Sosyal endüstri örgüt, eğer onu seçerseniz seçmeli derslerde o alanda başarılı oluyorsunuz. Deneysel psikoloji, o alanda başarılı oluyorsunuz. Laboratuvarı var iki tane. Bir tanesi klinik laboratuvarı, klinik psikoloji laboratuvarı. Bir tanesi deneysel psikoloji laboratuvarı. Her ikisi de çok gelişmiş laboratuvarlar. Daha ilginç bir tarafı araştırma yöntemleri ve istatistiki tasarım dersleri öğrencilere veriliyor temel derslerin dışında. Bu istatistik dersler sonunda çocuklar her sene proje hazırlıyorlar ve projelerini sunuyorlar. Ben pek çoğunu gidiyorum. Hocam bunu matematikten bir cümle söyleyeyim. Matematikten şöyle söyleyeyim size. Tamam, söylediğim gibi SCE kapsamında en çok yayını olan bölümdür. Aynı şekilde seçmeli dersleriyle kodlama, şifreleme, finans, bilimsel hesaplamayla hazırlıyorlar mezuniyetten sonra iş bulmaya ve matematiksel finans ve kriptografi sertifika programları var. Peki. Efendim, birinci bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuklarım Ankara'dan Sayın Oya Batu Menteşe'ye ve Sayın Berin Aksoy'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben sizlere iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra başarıya doğru devam edecek. Analitik yayınlarının sunduğu Sait Gürsoy'la başarıya doğru devam edecek.